şu anki durum yoğunluğa bakmayın. Yoğunluk var da yani satış zayıf. İleriki zamanda ne olur? Zaman gösterecek. Mal biraz kalaba şu an. Yeterli mal var ya. Kimsenin böyle şey olmasın yani hani mal yeter. Yem fiyatları... Fiyatlar düşer mi peki? Düşmez. Yani, düşer inan çünkü yem olmuş 100 milyon. Saman düşme şansı yok. Zaten bugün kesim 39-40 lira olmuş. Adam kesti zaten. Şu an kesim parasına mal veriyoruz yani. Yani kesim parasını aşağısına verdiğin adam bir de kasaba kestiriz. Yani şu anki zaten fiyatlar düşük. Yani yüksek değil yani. Ben yem fiyatla ilgili. Eğer ben diyorum Türkiye'de bu yem böyle giderse bu Türkiye'nin hayvancılık sektörü biter. Yani bir iki sene sonra biter. Bu hayvancılara destek vermesi lazım. Bu yemin ne yapsa bu yem düşmesi lazım. Yurt dışından ithal geliyor. De. Kendi Türk malımızı değerlendiremiyoruz. Gidiyoruz yurt dışına mal alıyoruz. Bunun sebebi ne? Yem fiyatı. Yem fiyatı ne zaman düşerse o zaman bu piyasa komple düzelir. Herkesin malı satar, herkes de kazanır. Türkiye'de çok güzel bir gelişme olur. Bütün Cumhurbaşkanı bu lafımı duysun. Cumhurbaşkanı sesleniyorum. Bu yem fiyatının önüne geçmesi lazım.